Yeni saatte yeni gelişmelerle tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da İyi Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Parlamento seçimleri için milletvekili aday listesini saat 14'te Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek. Peki listede hangi sürprizler var, detaylar neler, onları Duygu Ayaz Bayram aktaracak. Öte yandan AK Parti listelerinde de son duruma bakacağız. AK Parti'de de Arda Erdoğan bizi bilgilendirecek ama önce AK Parti'ye gidelim. Arda Erdoğan, hemen sözü sana bırakalım. Nedir durum? Tunç, saat 16 sularında AK Parti'nin listelerini teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na gitmesini bekliyoruz. Liste mesaisinde artık son saatlere girilirken AK Parti'nin milletvekili listesine ilişkin bazı bilgiler de elde etmeye başladık. 27. dönemde görev alan milletvekillerinin yaklaşık %70'i değişecek. AK Parti'de 3 dönem kuralı istisnasız bir biçimde AK Parti'de uygulandı milletvekili seçimlerinde. Hem kesintisiz 3 dönem vekillik yapmış olanlar, hem geçmişte aralıklarla 3, 4 ve 5 dönem vekillik yapmış olan isimlerin tümü aday gösterilmedi. AK Parti'de değişim %70 civarında oldu. Kadın milletvekili adaylarında da bir artış var bir önceki döneme göre. Kritik şehirlerde kadınların ön sıralardan aday olarak gösterilmesi bekleniyor. AK Parti listelerinde önümüzdeki saat dilimlerinde o isimlerde netleşmeye başlayacak. Gençliğe de elbette AK Parti listelerinde yer ayrıldı. Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın İzmir'de ikinci bölge birinci sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiği öğrenildi. Elbette en genç isim de merak konusu. O da 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olacak. AK Parti'de önümüzdeki saatlerde detaylı isimlerin de sızmasını bilgilendirilmeyi bizler de bekliyoruz.